Efendim ben Manic Shadow ve karşınızda The Long Dark Hedef 500 serimizin yeni bir bölümündeyiz. Nefis yeni bir bölümündeyiz. Nasılsınız? Keyifler yerinde de umarım. Şimdi durum şu. 51 kiloyum. Daha fazla bir şey taşımak istemiyorum. Bol miktarda kumaşım yok ama keşke şeyi alsaydım yanıma. Uyku tulumunu alsaydım yanıma. O halktan inecek yerde vardı ya. Keşke onu alsaydım. Çünkü oraya dönmeyeceğim. Buradan direkt inmeye çalışacağım. Bizim mantık orada biliyorsunuz. Oraya gitmeye çalışacağız. 50 kiloyla zaten benim şey yapma imkanım yok. Halatı falan kullanma imkanım yok. O yüzden kesinlikle amele inişiyle yardıracağız bu bölümde. Sansam ihtiyacım olan her şeyi almıştım. Gerekirse ben bir daha çıkarım buraya zaten. O konuda bir sıkıntı olmasın. Karnımız tok, sırtımız pek ve buradan güzel bir kayak yavaş yavaş güzel bir patikadan inişimizi gerçekleştirelim. Hop. Hop. Bir de oyun yapımcıları bunları bilek yapmış gibi. Baksana çok rahat iniliyor buradan. Burada böyle şelale var herhalde. Öyle bir ses geliyor sanki de. Rüzgar da olabilir. Ah, kömürüm yok. Neyse. Doğruca. Artık biraz işin zorladığı yerlere geldik. Güzel. Ya bu boşluğa inmektense şuradan giderim. Direkt bizim mantıkaya giderim daha iyi. Öyle yapalım. Öyle gidelim. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda biraz hala canlı yayınlarla ilgili planlarım, programlarım, haftalık program gibi durumları tam kafamda oturmuş değildi. Bunun üzerine Discord kanalında sizlerle beraber biraz fikir alışverişi falan da yapıyorum. Hala o konu falan açık. Bizimle beraber takılmak istiyorsanız, muhabbet etmek istiyorsanız, gerek kanalla ilgili, gerek normal hayat. Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Açıklamada linki bulunacaktır. Ve dün gece hafiften bir yayın açtım. Dün gece ekstra bir yayın açtım. O yayında Skyrim'i test ettik canlı yayında. Pek beklemedim ama Skyrim'in neredeyse iyi bir performans aldım canlı yayında. Ve elimdeki biraz kütüphane eksikliğinden kaynaklı olaraktan oyun kütüphanem biraz eksik yani yayınlar için. Bunun sebebi aslında hani eksik olmasından değil de bilgisayardan kaldırmamasından dolayı. Yoksa oyun çok rahat bulurum ben yayında oynayacak. İlla bir yerden yardırırız. O yüzden Skyrim'i ana menüye ekleyeceğim. Ve muhtemelen bu video geldiği zaman çoktan Skyrim oynanmış olacağız. Long Dark'ı da oynadık. İyi bir performans aldım. Yani 30 FPS değil de 25 FPS üzeri iyi bir performans aldım. Dedim ki ben dedim bu oyunsuzlukla tekrardan bir Long Dark yapalım. Hem siz YouTube'dan izlemek isteyenler, mütecavız bekleyenler haftalık takvimi kontrol ederek bu haftanın takvimi biraz güncel olmayacak ama bir sonraki şey bilmiyorum da cumartesi günü uzun yayın yapacağım. Hani Long Dark cumartesiden önce yapar mıyım bilmiyorum da cumartesi saat 4'te bir aksilik çıkmazsa uzun güzel bir yayın yapmayı planlıyorum.
Hani bildiğin saat 4'ten gece 2'ye kadar falan böyle bir 10 saatlik, 12 saatlik bir yayın yapmayı planlıyorum. O burada halat varmış. Yapmayı planlıyorum. Bu yapacağım oyunlar arasında ben onun yani Cuma günü Plants'tan duyurusunu yaparım. Cumartesi günü tam oyun şeyimizi duyurusunu yaparım. Oyunlar arasında Skyrim olacak. Oyunlar arasında Long Dark kesinlikle olacak. Oyunlar arasında Domino olacak. Oyunlar arasında Hollow Knight olacak. Güzel, keyifli, şahane bir yayın bizi bekliyor olacak. Tabii ki de her pazar saat 9'da canlı yayında kahve zamanı talk show programımız yine gerçekleştireceğiz. Güzel konuklarımızla beraber. Videoyu çektiğim sırada henüz daha konu ayarlamadım ama onu da ayarlayacağım. Duyurularınızdan Twitter'dan falan yaparım. Aynı zamanda artık böyle haftanın belli günleri etkinlikler yapmayı planlıyorum. Gerek izleyici yayınları, gerek işte böyle maraton yayınlar, gerek işte ne bileyim çekiliş yayınları tarzında. Ve bunları da hani normal takvimim benim biliyorsunuz web sitemde. Ama etkinlik takvimi Twitch kanalının panellerinde olacak. Orada bir tane takvim uygulaması vardı. O takvim uygulamasını ben tamamen etkinliklere ayarladım. Etkinlikler için ayarladım. Oradan da bu tip etkinliklere göz atabilirsiniz. Oraya etkinlikler şeklinde güncelleyeceğim sürekli. Güzel, keyifli bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz. Önümüzdeki hafta sonu. Uğramak isterseniz buyurursunuz efendim. Normalde canlı yayınlarımız saat 6.30-7 gibi başlayıp 12'ye kadar sürebilmekte. Katılırsanız çok destek olur. Yani bana şu ana kadar yapabileceğiniz en büyük destek belki de canlı yayınlara katılmanız. Yani çünkü bizim dediğim gibi daha önceki bölümde söyledim herhalde, anlatmıştım. Benim Twitch platformunda büyümem gerekiyor. Twitch platformu benim için daha değerli. Hatta şöyle söyleyeyim, oyun içeriği üretenler için Twitch platformu daha önemli. Ben bunu geçen videoda mı söyledim, anlattım yoksa canlı yayında mı anlattım bilmiyorum da. Hani bu yani Twitch'te neden böyle olduğunu, işte oyun içeriği üretenlerin Twitch'te ancak sizlerin desteğiyle bir şeyler kazanabildiği bir dönemdeyiz. Sadece YouTube içeriği çıkaran oyun üreticileri ya da sadece Twitch canlı yayın yapanlar biraz çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ha, herkes her şey olursa, hani ben League of Legends yayın yapıyorum falan filan diyorsa, orası ayrı bir mesele, yaparsa yapsın. Normal içerik üretmek, normal hani böyle variety, farklı oyunlar tarzında içerikler üretenler için bahsediyorum ben. Kesinlikle iki platformda kullanmak, iki platformun da nimetlerinden faydalanmak kesinlikle gerekiyor. Yani her zaman benim için şöyle söyleyeyim, Twitch hep ön planda olacaktır ama YouTube'u bırakmam. Bırakamam. Hani çünkü buradaki yapabileceğim şeyler daha farklı, daha güzel. Hani belli başlı işleri daha iyi yapabilirim. Sizlerle bir şey anlatmak istediğimde sizlere daha iyi bir şey anlatabilirim. Hani mesela canlı yayın yaparım sizlere muhabbet etmek için bir şey, bir önemli bir konuda kanalın gidişatı hakkında bir konuşmak istedim mesela. Canlı yayında yaparım, güzel bir etkileşim olur ama mesela herkes katılamaz. YouTube'da herkes istediği zaman katılabiliyor bir nevi. Hani yorumlarda falan bir şekilde muhabbet, sohbet şeklinde ilerleyebiliyor. Yes. Ve efendim evim evim güzel evim. Şimdi ne zamanı? Dekorasyon zamanı. Selim Bey, getirin malzemeleri. Dur bakayım şimdi. Of, 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 of. Bu yayı alacağım. He, bu bıçağı kırabiliriz. Bileme taşlarını bırak. Karakter aletleri bırak. Tüfek temizlik kitini bırak. Benim burada kumaşım var mı? O benim burada kumaşım yok. Evet, kumaş sıkıntımız var. Kumaşı halledeceğiz. Biliyorsunuz oraya gidişte bir tane mağarada kumaş falan bırakmıştım. Uyku tulumu bırakmıştım diye hatırlıyorum. Oraya tekrardan gidip kumaşları halledeceğim. Hatta bu bölümde de halledebilirim onu. Biraz dekorasyon, biraz ıvır zıvırla uğraşacağız bu bölümde.
Onar. At abi. Bunu at. Bunu at. Bunları böyle böyle mi koysam acaba, yoksa başka yere mi koysam ya? Bilemedim tam olarak kıyafetleri nereye koymalıyım. Şuraya kapatsak mı şöyle şöyle? Yok mu? Okey. Bilemedim. Böyle koyalım bari. Ona dekorasyon olarak bulunsun. Ve pantolon dursun şöyle. Bence güzel oldu. Hemen bu kazağı atıyorum ben. Topla. Kumaş lazım. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şey konusunda. Kıyafet konusunda. Giydiğim zaman kaç kilo bunlar? 3 kilo düşüyor. Ha, bunun sıcaklığı daha iyi ya. Armoru düşük ama. Armoru düşük ama ya. Benim için bunu giymek daha sağlıklı. Kurt derisi mont 4 derece sağlıyor bana. Bu 4 derece sağlıyor. Kurt derisi montu çıkarabilirim. Neden? Çünkü yani ben bunu içe giyiyorum şu an ve 4 derece sağlıyor. 3 kilo ağırlığında. Bu bonusları kullanamıyorum zaten. Üzerine bir de beni yavaşlatıyor yani bu. Yani bunu çıkarabilirim. Şöyle. Mesela armorum 39. Deparım 64. Çıkar bunu. Bonusum kaçtı? 27. 23'e düştü. Deparım arttı. Korumam hiç değişmedi. Bunu giyerim. Deparım daha iyi durumda. Sıcaklığım aynı durumda. Ve ağırlığım daha az. Yani o yüzden artık kurt derisi kullanmıyoruz ne yazık ki. Ne yazık ki artık kurt derisi kullanmıyorum. Kurt derisi artık geride kaldı. Verdiği sıcaklık bonusu ve ağırlık bakımından kesinlikle karşı parkası içe giyilebilen bir kıyafet. Ağırlığı da bakacak olursak. Evet, artık kıyafetlerimiz bu şekilde. Tavşandan eldiven yapacağız ama artık. Yay! Tavşandan eldiven yapabileceğim. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Bana biraz bağırsak lazım. Eldiven. Yardır abi. Yardır ablacığım. Eldivenimizi de yapalım. Çok güzel. Şimdi bugün bir uyuyalım. Gerçi meğer yemekten ziyade dışarıdaki etleri yesem daha mantıklı da. Neyse. Nasıl olsa hepsi yenecek yani. Ben burada bayağı zaman geçireyim ya. Olmalı öyle bir şey yaparım. Hani Bozkurt Dağı'nda bayağı bir 50 gün falan zaman geçiririm olmazsa. Bu yemeklerin büyük bir kısmını tüketmek istiyorum çünkü burada. Nasıl hedef 500 gün ya. O arayışı yaparız yani. Okey, Bozkurt Dağı'ndan ayrılmadan önce ben biraz kendim oynayayım. Hem bazı haritalar açarım hem de böyle zaman geçiririm. Öyle yapalım. Yat kalk yaparım yani sürekli. Gerek kulübede gerek burada. Sıkıntı olmaz.
Pekala. Okey, sabah olmasını bekliyordum. Kıyafetlerimiz hazır. Bunda onlar. Gerçi ihtiyacım var mıydı bilmiyorum ya. Kıyafetlere bakabilir miyim? Aa, bir tane daha varmış ya. Yedek eldivenim de var. Aman yırt bunları abi. Yırt 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 yırt. Kumaşa daha fazla ihtiyacım var. %100'lüğü giy. Bari onu artık onu. Topla. Topla onu. Burada topla. Şey konusunda dediğim gibi ha bu arada long, yani canlı yayınlarda oynadığım Long Dark serisi YouTube'a gelmeyecek. Hani onu yapmayacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Canlı yayınlarda oynadığım Long Dark serisini, yani mütecavızı Twitch'te playlistler olarak hazırlayacağım. Hani eğer bir kaçırırsanız falan ilerleyen zamanlarda playlist olarak hazırlayacağım. Ve linkleri de web sitesine falan koyacağım. Eğer bakmak isterseniz, yani çok açır, bu bölümü kaçırdım acaba ne oldu diye merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. YouTube'a atmak istemiyorum çünkü hani çok kalabalık olur gibi geliyor. Çok biraz takılıyor zaten, hani biraz FPS sıkıntıları falan da yaşıyoruz. Daha fazla muhabbet çekme gidiyor. Bilmiyorum, belki atarım. Biraz da serinin durumuna bağlı olarak da. Okey. Piu. Okey. Şimdi. Testere ıvır zıvırlar tabir etmek istiyorum. Evet, onları yapmak istiyorum. Bunun yakıtı dolu mu? Neredeyse dolu. Neredeyse dolu. Şu şeyi tamir edebilir miyiz? Şunu. Buna yakıt da ekle. Yarım kalmış. Onar abi. Ses biraz fazla mı geliyor acaba oyunu size? Belki biraz size fazla... Ben yayın için arttırmıştım ama. Umarım yayını çok fazla patlatmamıştır bu ya. Umarım. Eğer öyleyse özür dilerim. Cidden özür dilerim. Ne yazık ki kullandığım program o konuda bana çok yardımcı olmuyor. Göremiyorum. Umarım sıkıntı olmamıştır ya, umarım. Sesim duyuluyorsa şey yok. Bir problem yok. Bir dakika, onu kuşan şuraya koy. Bu testlerinin durumu ne? 80. Onar abi. Güzel. Bu testlerinin durumu topla. İhtiyacın yok. Efeneri. Onar. Onar. At. At. Onu şöyle koyalım. Bunu da şöyle koyalım. Aa, metal kalmamış. Neyse, önemli değil. Yok, alet edevatımın burada olmasını istiyorum.
Aa, kurumuş bunlar. Okey. Bunlar kurumuş, hatta uğraşalım bunlarla ya. Akça ağaç diyordu değil mi? Basitçe yapabilirim. Yap. Yap. Zaman geçeceğiz. Yedek bir ay daha yapalım. Akça ağacı bırak. Bunlarla, hoşuydanlarla yarın uğraşırım. Geyik derisinden bir ayakkabı yapacağım. Yapmaya niyetim var. Ayakkabı mı yapıyoruz, pantolon mu yapıyoruz? Bir saniye. Mesela benim kar pantolonumu daha iyi, geyik pantolonumu daha iyi. Oyunda bulabileceğimiz en iyi pantolon kar pantolonu. Savaş pantolonu da bayağı iyi ama. Geyik pantolonu nasıl? 2'ye 2 veriyor. 60'a 10 veriyor. 5 götürüyor. 2,5'a 2. 60'a 10 demiştik. 5 götürüyor. Geyik pantolonu ama kaç kilo? Geyik pantolonu 2 kilo. Yani 1 kilo ağırlık alarak geyik pantolonu giyersek 1 kilo daha ağır oluyor. 0,5 daha az, daha azısı veriyor bize. Daha az koruma sağlıyor. Ama armoru %5 artıyor. Yani zırhımız artıyor. Bizim zırha ihtiyacımız yok. Daha fazla ağırlık yapmayalım. Ağırlığı zaten şeyde yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bunun zırhı da 25 zaten hani. Yani gerek geyik derisinden pantolona gerek yok. Geyik derisi de sürekli avladığım bir şey değil. Ayakkabıya bakalım. 2,5'a 2 veriyor. Bakalım. Bunu onarabilir miyim? Onardım. Çok güzel. Bakalım abi. Daha kesin konuşuyoruz. Bu da 2,5'a 2 veriyor. Uf. 57 eksi 5. 57 eksi 5. Okey, sıkıntı yok. Bu 1,5 kilo. Ayakkabı kaç kilo? 2 kilo. Çok değil ya. Vallahi çok değil. Eski Mavut'u hatta biraz daha iyi yani. Allah daha iyi. Eski Mavut'u daha iyi. O zaman yapmıyoruz. Geyiklerisi yine boş yani. Ha, gerek yok arkadaşlar. Yani yapmaya gerek yok. Ha, bir tane yaparız aslında. Bir dekorasyon olarak kullanabilirim. Tamam, onu yapayım. Bir tane yapalım dekorasyon için. Onda bir sakınca yok. Dur, dışarıdan biraz musit yiyelim. Hep mere mere makarna ye ye. İçim şişti vallahi. Hemen. Oh, bugün ne yesem ya acaba? Mangal mı yesem? Bunu da yok et. Bunu da göm. Bu arada özellikle Subnautica'nın son birkaç bölümünde 1 saat uzunluklarda video yayınladığım zaman YouTube, gerek herhalde düşük kanal olduğum için gerek de video boyutunun biraz daha normalden yüksek olduğu için videonun çözünürlüğünü geç gönderiyor size. Bazı sıkıntılar oluyor. O yüzden yani şikayet geldi sizlerden haklı olarak da. O yüzden yani videoları yine yarım saat ayarında tutmaya çalışacağım bundan sonra. En azından YouTube'da biraz daha büyüyesiye kadar, YouTube bizi biraz daha ipliyesiye kadar. YouTube'dan da bahsetmişken arkadaşlar, Şubat'ın 20'sine kadar bizim 1000 aboneyi geçmemiz gerekiyor. Ne yazık ki geçmemiz gerekiyor. Eğer geçemezsek baya baya önümüzdeki 2-3 ay baya bir sıkıntılı bir şekilde geçecek bizim için YouTube kanalı açısından. O yüzden biraz desteğinize de ihtiyacımız var. Sadece hani partnerliğim gidiyor elimden. Partnerlik sadece hani abi hani kazandığın 3 kuruşa mı bakıyorsun tarzında değil. Şöyle etkileri de var partnerliğin. Eğer YouTube hani önerilen videolarda eğer video ücretliyse yani YouTube o videodan para kazanacaksa daha fazla ön plana çıkarıyor. Bu zaten bayağı bir şey yani önemli bir etken etmen zaten. Ki istatistiklerde de benim de o farkı görebiliyorum rahatlıkla. Partner olmadan önce ve sonrasında bayağı fark var aslında.
Aynı zamanda benim elimdeki bazı özellikleri alacak YouTube. Yok efendim, yok yani videonun arkasından sonuna kart ekle, yok efendim işte videoları saatine göre ayarlamam. Schedule mekaniğini benim dilimden alıyor ki en çok kullandığım mekanik o. Schedule mekaniği ne abi? Yani videoyu yüklüyorsun, diyorsun ki abi bu video işte 7 Mart, 7 Şubat saat 4'te yayınlansın diyorsun. Otomatiğe bağlıyorsun. Ben o anda müsait değilsem bile bilgisayar otomatikman, şey YouTube otomatikman o videoyu o tarihte o saatte yayınlıyor. Bu çok iyi. Ve bu benim için aşırı önemli. Çünkü videoları hep böyle belli bir saatte yayınlamak istiyorum hani. Canlı yayın içerikleri random gelebilir. Hani canlı yayın yaparım. Yarın sabah uyandığım zaman kalkarım genelde. Canlı yayında o ne varmış? Evet bugün Hollow Knight'ın önünde Hollow Knight'ları atayım hadi. İki bölüm atayım diyorum. Atıyorum onları direkt. Çat çat. Onlara bir sıkıntı yok. İzlemek isteyen izliyor onları. Netflix gibi izliyor. PandaFlix gibi. YouTube özel seriler ama saat 4'te ve 5'te geliyor. Yani iki video olacak şekilde saat 4 ve 5'te geliyor bir aksilik çıkmazsa eğer. Bu düzeni korumak istiyorum. Düzenli olarak doğru bu saatlerde aktarmak istiyorum. Çünkü biliyorum bazılarınız mesela arkadaşlar hani abone ol tuşunun yanında bir tane çan var. Bu çana tıklarsanız ben video attığım zaman ya da çana tıkladığınız kanalın video arttığı zaman bir etkileşimde bulunduğu zaman size bildirim geliyor. Bunu yapmanıza rağmen bazen YouTube video bildirimleri yani YouTube video bildirimleri göndermeyebiliyor. Ve bunun da bizim yapabileceğimiz en güzel çözümü her gün sizin de alışmanız yani. Hani abi diyeceksin mesela abi her gün ben okuldan işte evime geldiğim zaman, işten evime geldiğim zaman iki tane video hazır olmuş olacak tarzında kafasıyla işleri yürütmek istiyorum. Yani saat 4 ve 5'te videolar olacak. Neden? Yani daha biraz daha geç de yayınlayabilirim ama 4 ve 5 olmasının sebebi de saat 6-6.30 gibi sistem, ben 6.30-7 gibi sistem canlı yayına geçiyorum. Eğer oradan da izlemek isteyenler olursa hani ben doyamadım abi ben geleceğim falan ya da videoların açıkçası işte Long Dark bana hitap etmiyor. Ben işte ne bileyim hani Skyrim'e geliyorum. Skyrim lazım, muhabbet lazım diyorsanız canlı yayınlara da uğrayabilirsiniz. Haşa yani. Bol miktarda içerik, bol miktarda güzellik yani. Elimden geldiğince şu anda malak bulak dolaşıyorum. Ne yapacaktım ben onu bile bilmiyorum. Neyse. Oyunumuza dönelim. Ne kaldı? Ayakkabı yapacaktım. Ayakkabı yapalım abi. Dört bağırsak. Eyvallah. Dört bağırsak. Yani o yüzden yani işin özü arkadaşlar 20 Şubat son tarih. Şu an ben bu videoyu 7 Şubat kaydediyorum. Şu an 925'lerde falanız. Bu arada yani şu an kazandığımız aboneler bile çok teşekkür ederim. Yani baya baya iyi miktarda abone kazandık. Ama işte dediğim gibi henüz o güvenli limana ulaşamadık. Ona ulaşmak gerekiyor. Yani sizden ricam olacak. Eğer videoyu ne bileyim içinde bulunduğunuz bir Facebook grubu olsun, işte Steam grubu olsun, ne bileyim eğer kullanıyorsanız Reddit olabilir. Eğer kullanıyorsanız Türkiye'de işte ek sözlük olur. Oralarda buralarda paylaşarak en azından birkaç kişi bile getirsiniz. Atıyorum Steam listenizdeki diğer yani insanlara arkadaşlarınız varsa önceden tanıdığınız, konuşmadığınız ya da şimdi konuştuğunuz falan onlara önererek copy paste bile yapa yapa birkaç kişi bile abone kazandırırsanız çok çok büyük faydası olacaktır. Normalde arkadaşlar dediğim gibi ben çok da fazla abone edilen şey diyelim hani ben her videonun sonunda mesela şey bile demiyorum yani beğenin yorum atın yoksa kafanızı kırarım tarzında böyle işte bir sonraki video 50 beğeniden sonra gelecek falan diye şeyler çıkışmalar yapmıyorum. Yapsak mı acaba diye de düşünmüyor değilim ama yapmıyorum şu an için. Her videolar düzenli olarak herkese içerik olarak gelecek. Ama işte dediğim gibi bu konu üzerine çok durdum da son bir kez daha söyleyeyim. Yani dediğim gibi hani ne olur başaramazsak hani 1000 abone geçmeden YouTube bizden partnerliği aldı. Bir kere videolar düzensiz gelecek. Hani videolar tamamen düzensiz gelecek. Benim müsait olduğum zaman o anda bilgisayarın başındaysam o zaman gelecek. Hani bir gün 4 video gelip bir gün 2 gün video gelmez falan filan tarzı şeyler olabilir yani. İkincisi videolar daha az izlenecek ya da bu kanalın şeyine hani atıyorum biz 1000 aboneye ulaşmadık. O 2-3 ay içerisinde 1500-2000 aboneye ulaşacağımıza muhtemelen yani 1100-1200 de gezeceğiz. Hani o
At şu an kafadan öyle attım da hani kanalın o 2-3 aylık o şeyin aşamasında bayağı bir yok edecek. Ya tabii bu da benim için bayağı bir motivasyon kaybı olacaktır yani izlenmeyen videolar olacak yani sonuçta. Ya da gelişmeyen bir YouTube kanalda o kadar zaman emek harcıyorsun falan. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Yani işin kısacası durum bu arkadaşlar. Bana bu konuda yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Yine ben bunu bir vlog, bir abuk bir bölüm olarak kaydetmiş olduğum videoyu ama bazı görün yapacak fazla da bir şey yok zaten. Yemekleri bırak. Bayağı kahvem de var ha, güzel. 35 çay hay maşallah. 30 çay hay maşallah. Şunu ver ya. Otursun bunu yaparız. Son olarak şunu da bir tamir ederim. Güzel. Ve hazırız. Az çok ne yapacaksak eğer önümüzde hedef neyse onu yapmaya hazırız. Ben ayakkabıyı yaptım mı yapmadım henüz? Yaptım, yaptım. Yok yapmadım. Bitirmemişim daha. Ayakkabı yaptım mı ya? Yapmadım. Niye üzerimde eşya yok benim? Hani niye? Mesela niye bu pardon, niye bu gözüküyor? Sürüyor. Ben bağırsakları falan mı bıraktım? Olabilir. Neyse. Her neyse. Ben bir yatıp uyuyayım. Biraz da kendim zaman geçireyim oyunda. Biraz bu amelilik işlerini tam bitireyim. Daha sonra muhtemelen bir sonraki bölümde şunları yapacağız. Şuradaki dağa çıkmaya çalışacağım. Bu tarafı açacağız haritada. Ve bu tarafı açacağız. Yani iki ana Bozkurt'tan da iki ana hedefimiz kaldı. Bu tarafı ana bölgeyi açmak. Buradaki ana bölgeyi açmak. Daha sonrasında ben biraz kendim oynayacağım boş zamanımda. Bozkurt'tan da zaman geçireceğim. Yemekleri tüketeceğim falan filan. Sonrasında da Allah kerim bakacağız efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki içerikte, bir sonraki yayında görüşmek üzere.